Manşete hoş geldiniz. Sadece günü günceli değil, bir 2023 değerlendirmesi de yapmaya çalışacağım. Kısaca tabii saatlerce sürecek bir yayın gerekir bunun için. Ben yeni yıla girerken bu yeni yılın kutlanması, ne bileyim bir eğlence tertip edilmesi ya da o geçen yılın muhasebesinin yapılması, yeni yıl için, gelecek yıl için, önümüzdeki yıl için bir takım dilekler tutulması, bunların hiçbirisine Hiçbir zaman karşı olmadım. Doğduğum günden beri karşı olmadım. Çünkü bunu yaptık. Kendi küçük dairemizde de annemle, babamla, kardeşlerimle birlikte işte sobanın üstünde kestane patlatırdık. Ne bileyim annem en iyi yemeği yapmaya çalışırdı ki bizim evimize et pe pek fazla girmezdi. O gün bir tam tavuk alınırdı, piş pişirilirdi filan. Hindi değil yani. Hindi'yi hiç görmedik de. E filan. Yani tombala oynanırdı. Bilmem ne. Şimdi... E çocukluktan itibaren bu kültürde de gelince hep bir yeni yıl kutlaması oldu. TRT'nin karşısına geçilir. işte o gün için tertip edilmiş neyse eğlence o izlenir filan. Sonrasında da yadırgamadım. Yani hiç yadırgamadım ama e, özellikle e, İslam toplumlarında maalesef batıya karşı bir batı ve batı adetlerine karşı bir düşmanlaştırma vardır. Bu ezelden beri böyledir. Bugün devam ediyor ve yarın da olacak. Çünkü gücünü, ideolojisini, temellerini oradan alır. Yani oraya karşı karşıttıktan, oraya karşı orayı şeytanlaştırmaktan, düşmanlaştırmaktan ve oradan gelen her şey fenadır, buradan alıyor. Onlar, artı on, Batıya benzememek veya Batı toplumlarına benzememek, onlar ne yapıyorsa onun tersini yapmak falan gibi de bir takım kabuller var. Girmeyeceğim çok fazla alanım değil çünkü sadece dini değil sosyolojik de bir konu ama e, bu değişmeyecek yani ne Türkiye'de değişecek ne de orta doğuda veya işte İslam coğrafyasında değişecek bir konu değil. Çünkü ideolojik temelleri orada. Bir karşıtlık üzerine kurulmuş ve şeytanlaştırma gerekiyor. Özellikle son 100-150 yıldır da batıda her şey e, iyiye giderken hemen her anlamda yani insanlıktan ticarete ne bileyim teknolojik gelişmelerden demokratik gelişmelere kadar hemen her alanda pek çok şey iyiye doğruya ve e, kaliteli yaşama evrilirken şeytanlaştırma devam etti belki de e, şeyini artırdı şiddetini artırdı veya dozunu artırdı. Neden? E çünkü bir tarafta iyi şeyler oluyordu ve bu iyi şeylerden toplum etkilenmemeliydi. Bir de işin böyle bir yanı var. Maalesef yani maalesef. Şimdi e, dolayısıyla yeni yıla böyle bakmak icap eder. Laf oradan açıldı oraya getirdim. Noel başka bir hikayedir. Christmas deniyor İngilizce'de. Yani Noel'le yeni yılla şey Noel'le Christmas'la yeni yılın hiçbir alakası yok. Noel bitti geçen haftaydı. Anlatabiliyor muyum? Yani e, 25'i Kırmızıydı Noel günüydü. O gün işte ağaçlar süslendi, ne bileyim Noel Baba geldi, Santa deniyor filan falan hediyelerini verdi, gitti bitti. O iş bitti yani. Şimdi insanlar çam ağaçlarını falan filan evlerinin önüne çıkarmaya başladılar veya işte geri dönüşüm kutularına falan atmaya başladılar. Yeni yıl başka bir hikaye yani. ...onu demek istiyorum. Bir de öyle de bir e, cehalet var ama beni seyreden insanlar bunun farklı olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla bunu geniş kitlelere nasıl anlatırız? İşte o çok zor bir hikaye. Şimdi 2023 berbat bir yıldı. Fakat neye göre berbattı? Sana göre iyi olabilir. Yani sen çok iyi kazanmış olabilirsin. Sen bir takım hedeflerini hayata geçirmiş olabilirsin. Bir takım kabuller almış olabilirsin. Bir takım onaylar almış olabilirsin. İşinde terfi almış olabilirsin. Maaş artışı almış olabilirsin. Yıllardır gidemediğin yerlere seyahat etme imkanı bulmuş olabilirsin. Tatil hayalini gerçekleştirebilirsin. Ya da ne bileyim yıllardır beklediğin insan karşına çıkmıştır. Anlatabiliyor muyum? Beklediğin refaha kavuşmuşsundur. Sağlığın kötüdür, iyileşmişsindir. Sağlığına kavuşmuşsundur. Bir özlem içerisindesindir birileriyle. O özlemi gidermişsinizdir, hasret gidermişsinizdir. Aklınıza gelebilecek her şey. Bu yani özelde ve genelde farklıdır. Genel olarak baktığımda ben, dünya açısından baktığımda, Türkiye açısından baktığımda ve yaşadığım ülke İngiltere açısından baktığımda kötü bir seneydi ve 2024 daha iyi olmayacak. Ama özele baktığında kişiden kişiye değişir. Tarık Toros için başkadır, Ahmet, Leyla, Ayşe, Hasan Hüseyin için başkadır. Dolayısıyla biraz evvel sıralamaya çalıştım ve siz bu listeye onlarcasını ekleyebilirsiniz. Onlarca konuda sizin başınıza iyi bir şeyler gelmiş olabilir. Ondan dolayı da 2023 sizin için iyi geçmiştir. Üniversitede bir derece elde etmişsinizdir. Yıllardır bitiremediğiniz sınavı vermişsinizdir. E, okumayı düşündüğünüz, hayal ettiğiniz bir kitabı okumuşsunuzdur. filan aklınıza gelebilecek her şey 2023'ün sizin için iyi geçmesine vesile olmuş olabilir. Ondan dolayı özel de bu değişir. 2023 benim için güzel geçti. 2024'ten umutluyum diyen insanları kıramayın, yadırgamayın. Kastettiğim bu. Fakat benim burada yapacağım analiz kişisel analiz değil. Ya da ne bileyim bir takım e, özelde belli bir toplumu ilgilendiren e, veya belli bir kitleyi ilgilendiren bir analiz de değil. Yani yoksa kişilere girdiğimizde herhalde 2023'ün en mutlu kişisi Amerikalı müzisyen şarkıcı e, Taylor Swift'tir. 2023 benim için harika geçti diyecektir. çünkü e, bütün rekorları kırdı. Servetine servet katladı. Konserinin videosu bile sinemalarda e, yüzlerce milyon dolar gişe e, yaptı. Yani kadının en iyi senesiydi 2023. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani e, bu kişiden kişiye değişir, toplumdan topluma, ülkeden ülkeye değişir. Ama genel olarak dünya nezdinde baktığımızda, yani dünyaya baktığımızda dünya iyiye gitmiyor. E, üzgünüm iyiye gitmiyor. 2023'ten 2024'de zıplarken durum bu. CNN'de yapılan bir analizde 2023 uçurumun kenarındaydı, 2024 daha kötü olacak demiş. Sadece Amerika açısından değil, her yere gitmiş. Yani Hindistan'daki problemler, otoriter ve milliyetçi eğilimler, e, Pakistan'da İslamcı bir isyanla karşı karşıya, bu durum, İran'ın olası nükleer bombası ile ilgili konu, Ukrayna savaşı, İsrail Gazze savaşı orada duruyor. İşte Çin, Tayland meselesi filan. Yani e, hemen her anlamda daha kötü olacağına dair bir genel kabul var öyle. Ekonomik yönden de öyle, siyasi yönden de öyle, uluslararası ilişkilerde açısından da ön, ö, ö, öyle. Ülkeler arası ilişkilere falan baktığınızda göçmen meselesi, ne bileyim ikili ticaret, işte savaşlarda takınılan pozisyon hemen her anlamda maalesef böyle. Ercan Akyol karikatürü milliyette e, hep böyle dede tasviri olur. Yani 2023 yaşlanmıştır. 2024 24 bir çocuk olarak her geçen sene benim çocukluğumdan beri 40 yıldır böyle. Yani e, bir önceki yıl giden yıl yaşlı tasvir edilir karikatürlerde. Gelen yılsa çocuk veya bebek olarak tasvir edilir. İki kişi konuşuyorlar işte yaşlı adam gider ve bebek çocuk gelirken. Bu yılda yaşamımızda bir şey değişmeyecek görünen diyor. Öbürü de değişirse yeni yılla değil seçimle değişir katılmıyorum. Ee, ne seçimle değişir ne de yeni yılla filan ne de öbürüyle verikiyle bu toplumsal bir bilinçlenmeyle alakalı. Toplumun kendine gelmesiyle alakalı ve bunu seçimde gösterebilir. Ama seçimde değiştirebileceği bir şey yok. Yerel seçimlerde siz bütün belediyeleri muhalefete verseniz de değişen bir şey olmayacak. Eğer yerel seçimi kastediyorsanız. Ee, bu seçimin dışında bir konu. Yani sarsmanız gerekiyor iktidarı. Sosyal ağlarda e, yapılan e, ne bileyim kampanyayla Anılan sonuçlar izafidir ve bir süre sonra da zaten gene bildiğini okuyor iktidar veya rejim. Mesele o değil, mesele onu sarsacak bir şey yapmak. Yani laftan eylem boyutuna getirmek, e, direniş diyorlar lafta, onu gerçekten eylem noktasına getirmek. Sivil itaatsizlik noktasına getirmek, politik itaatsizlik noktasına getirmek. Bu bir haktır, doğrudur. Hele Türkiye gibi otoriter ülkelerde bunun çoktan başlamış ve devam ediyor olması gerekirdi. Zaten çoktan başlamış olsaydı 2023 seçimlerinde o sonuç alınmazdı. Dünya ile devam edelim gene Milliyet Ekonomi Servisi toparlamış. 2023'te en zenginler daha da zenginleşti. Bu durum hiç değişmedi. Oligarklar bile zenginleşmiş Rusya-Ukrayna savaşına rağmen. Bu durum hiç değişmedi. Ve bu durum değişmediği sürece de yani Dünyanın ürettiği büyük zenginliği küçük bir azınlık uhdesinde topluyor ve yığınlar %80-90 çok daha dar bir pastayla yetinmek durumunda kalıyor. Bu sosyal adaletsizliktir. Bu isyanları patlatır. Bu göçü patlatır. Bu ekonomik dengesizlik, bu ekonomik adaletsizlik, bu gelir uçurumu büyük kıpırdanmalara, kıpırdanmaların ardından sarsıntılara, sarsıntıların ardından da depremlere yol açar mühim bir fay kırığıdır ve bu fay fay kırığı devam ediyor. Yani fay kırıkları büyük bir depreme yol açacak, büyük bir depreme götürecek dünyayı. İş oraya gidiyor. Bu adaletsizlik, bu eşitsizlik iş oraya gidiyor. Göç bu iş, bu konunun sonu, sonuçlarından biridir sadece. Ekmeksizlik, susuzluk, geleceksizlik. Yani hep her biri birer sonuç ve çok büyük patlamaların arefesinde olduğumuzu düşünüyorum. İçeriye baktığınızda içeride durum değişmiyor. Yani CHP terörle demleniyor. Bu Dem Parti'nin ismi pek iyi olmadı galiba. Gazete manşetleri falan hep böyle atılmaya başlandı. Demlenme meselesi falan. Tekrar bir daha e, düşünebilirler. Yani Dem Parti de çok kulağa iyi gelmiyor açıkçası söyleyeyim. E, tekrar e, değerlendirebilirler ama herhalde bunda karar kalırlar bilmiyorum. Ama buradan bir programda yürüyor. Değişen bir şey yok. İktidar... PKK üzerinden bir siyaset tanzim etti. Geriye doğru 10 yıldır. Kobani 2014'ten bu tarafa. Ve bunda başarılı oldu. Ve bunu sürdürüyor. Ve bir türlü muhalefet bu oyunu bozmak için ne bir hamle yaptı ne de bir niyeti var. Yani iktidardan gelen her şeyi imzalıyor. Yani maalesef. Ekranda değerlerimize saldırıya geçit yok. Rütün, yani Rütük zaten böyleydi ve bunu artık adam itiraf ediyor Rütün başındaki. Ben diyor yani nedir değer? Yani soru bu. Değer nedir? Sana göre ne, bana göre ne, öbürüne göre ne? Onun için herhangi bir dedim ya, herhangi bir ideolojinin ne olursa olsun dini temelli olsun, sosyolojik temelli olsun veya gerçekten bir ideoloji ne ne olursa olsun bir ideolojiden bir ideolojinin başa geçmesine veya bir ideolojiye göre karar verilmesine veya ona göre toplumlara biçim verilmesine karşı çıkmamız gerekiyor. Neye göre? Sana göre, kime göre, hangi usule göre, hangi ekole göre, hangi mezhebe göre, hangi görüşe göre, hangi akıma göre, hangi kitaba göre? Benim kitabıma göre. İşte orada bir şeyler bitiyor, başka bir şey başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu adamın kitabında ne yazıyor? Bilmiyoruz ki. Çünkü adamın kitabı değişken. Adamı, adam kitaba kurşun kalemle yazıyor, siliyor. Kurşun kalemle yazıyor, siliyor. Efendisi ne söylerse. O anda kurşun kalemle yazılan şey, sen ihlal etmiş olabiliyorsun. Dünkü yayında da söyledim. Toplumun büyük bir bölümü, hele bunların hitap ettiği kitle, açık kanallardan, bedava seyredilen, uydu kanallarından, çanakla seyredilen veya çubuk antenle seyredilen kanallardan alıyor, besleniyor, haberi orada izliyor, diziyi orada izliyor. Eğlencesi o. Hanım işte bir mısır patlat da dizimiz başlıyor. Yani durum bu. Büyük çerçevede böyle geçiyor. Dolayısıyla o yayını da kontrol etmeye çalışıyorlar her şeyle. Reklamıyla, belgeseliyle, dizisiyle veya işte haberiyle. Ve orada değerlerimiz dediği şey o günkü onun çıkarları. O günkü çıkarlarına ters bir şey yayınlandığında o buluyor bir gerekçe. O ondan işte dizinin ne bileyim börek sahnesinde mi? Ne işte burada ne var diye soruyorlar. Ya burada. Şimdi orada işte başı örtülü bir kadın ne bileyim tereyağına veya hasya yağı neyse başka bir yağ karıştırıldığı için patrona itiraz ediyor. Diyor ki biz diyor işte diyor şeyi değiştirmemiz lazım. Etiketi değiştirmemiz lazım. Çünkü karışık yağ kullanıyoruz falan. Şimdi hikaye bu yani dizide geçen sahne bu ve bu işte değerlere, değer ne? Değer çalıp çırpmak, değer ee, götürmek, değer topluma bunun bir ahlaki norm olarak verilmesini bir dizi kanalıyla da olsa engellemek. Yani, adamın değeri değişiyor sürekli dolayısıyla sen bilmiyorsun bilmediğin için o an herhangi bir değere muhalefet etmiş olabiliyorsun. Sonra işte asgari ücretten mavra dönüyor. Yani bunu da yediriyorlar. Memurda beklenti %50. Enflasyondan mücadelede geri adım yok. Enflasyona ezdirmedik. Şimdi belki geriye doğru birkaç aylık enflasyona ezdirmemiş olabilirsin. Fakat verdiğin zam bir yıl boyunca geçerli olacak. Toplum düşlemiyor. Ve senin verdiğin asgari ücret 17.002 lira. Senin verdiğin asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren gelen yeni ilk yeni yıl zamlarıyla erimeye başlayacak. Şubat'ta, Mart'ta kasmaya başlayacak. Nisan'da mayıs'ta bir asgar ücret daha isteriz veya bir iyileştirme daha isteriz diye millet senin kapını çalacak. 365 gün için 17.000 TL verdin. Önümüzdeki 365 gün için. Geriye doğru birkaç ayı telafi ettiğin için enflasyona ezdirmedik diyorsun. Peki ya gelecek? Toplum bunu bile sormaktan aciz durumda. Bunu bile sormuyor. Yani her gün filesini dolduruyor, alışveriş yapıyor, ne bileyim şey yapıyor. Ne derler? Hmm... Yani kıyas yapmıyor mu? Alışveriş yapıyor, parasını ödüyor. Aynı malları alıyor. Kıyas yapmıyor mu bilmiyorum. Beştepe'de gene muhtarlar zirveleri başlamış gene. Bir ara Erdoğan konuşmak için muhtarları topluyordu. Şimdi gene galiba aynı silsileyi başlatmış. Yani. Enteresan, gerçekten enteresan. CHP Genel Başkanı da benim söylediğimi söylemiş. Bir yıllık enflasyon ne olacak? Verilen zam son 6 aydaki enflasyonu telafi eden bir zamdır. Önümüzdeki bir yıllık enflasyon ve hayat bağlılığı ne olacak? E ne olacak? Adamın biri kendine attı 15 bin lira borcum var diye öldü. Buna bir reaksiyon göstersene. Ben de konuşuyorum zaten. Biraz evvel yaptığım analizi sen de laf olarak söylemişsin. Yani bir şey yapmak gerekiyor. Yani artık laf, kürsü, laf geçirme, ne bileyim kapak yapma. İşte pankartlar açıp da işte efendim bak şahane bir cevap verdim falan deme. Bu dönem bitti yani. Bak Cevheri Güven paylaşmış. Cumhurbaşkanlığı şans oyunları hasılatından alınan vergi fon paylarının düzenlenmesi hakkında kanun. Erdoğan diyor şans oyunlarında vergi niye yüzde elli indirdi biliyor musunuz? Rüşvet aldıkları için yasa dışı, yasa, yasa dışı, kumar ve bahşi engellemek saray ekibinin içine gelmiyor. Yıldırım Demirören milli piyango tüm şans oyunlarının zarar ettiğini, kimsenin legal oyun oynamadığını söyleyerek her şeyi devlete geri vermek istediğini söylüyor. Ağlayıp duruyor. Bu sebeple vergi indirimi yaptılar diyor. Tamamen hemen her konuda kendine yontan bir devlet. Bir idare söz konusu. Sonra da herkesi böyle topluyorlar. Ya ne garsonmuş arkadaş yani şifresi kırıla 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 bir hal oldu. Garson kod adlı gizli tanık. 2017'den beri yani adamın telefonu hackleniyor, kırılıyor, SD kartlar çözülüyor 2017'den beri defalarca. Ve her defasında da bir listelere ulaşılıyor ve oradan operasyon yapılıyor. Ya insan en azından düz mantıkla şunu sorar. Ya bu 445 emniyet mensubunu, garson şifresini kırıp da orada işte ne bileyim cemaatçi diye şey aldıysan, açı aldıysan. Ya bu, bu insanlar 7 yıldır oradaydı değil mi? Yani. Ayrıca 7 yıldır ne yapmışlar? Yani sicillerine de bir bak. Ben de soruyorum yani. Fakat olay bu. Bu şekilde konuşan, bıdı bıdı eden herkes altına etmiştir. Durum bu. turnusoldur oldur bu. Yani e, Türkiye'nin burnunun bir türlü çoktan çıkmayışının nedeni de budur. Ve çokunda belki boğulmaya doğru gitmesinin de nedeni budur. Barbaros şanslı bir kere daha burada anmış olalım. Çokça atıf oluyor. Fakat yanlış mı yani? 2017'de galiba bu tweeti veya videoyu paylaşmıştı. O günden bugüne 6 yıldır durum e, artarak devam ediyor. 2023 Türkiye için neydi? 2023 Türkiye için deprem yılıydı bana göre 6 Şubat ve hala depremden 330 gün sonra, 320 gün sonra enkazdan ceset çıkıyor yahu. Toplayamamışsın yani. Ve güzelce örtüler seçime birkaç ay olan, birkaç ay kala yaşanan depreme rağmen güzelce gemilerini yürüttüler. Enteresan bir konu. Gerçekten irdelenmesi gereken bir konu. Belki de Marmara depremiyle yarışır. Hatta Marmara depreminden daha büyük olduğu uzmanlar tarafından da ifade edilmişti. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman yıkmadığı yer kalmadı. O kentlerde hayatı değiştirdi. Ama iktidar bunun üzerinde de sörf yaptı. Bir de seçim. Seçim oldu ve hukuk artık şu son Can Atalay kararı falan da artık son şeyi oldu. Tabuta son çiviler oldu bence. Tabuta zaten çoktan çivi çakılmıştı da en azından bir mahallenin veya bir kabilenin kendi, kendi yönüyle olayı görmesi açısından. Hukukun tümüyle askıya alınması, rafa kalkması Yılıdır uyuşturucu baronlarının ne bileyim işte Seçil Erzan e, Denizbank olayında olduğu gibi dolandırıcıların Faruk Koca olayında olduğu gibi holiganların ya da işte fiziki şiddetle hakkını arayanların elbette futbolun bitmesinin tek kelimeyle e, tek adam rejiminin e, ülkeye maliyetinin de görülmesidir 2023 terör söyleminden e, siyaset dizaynı işe yaramıştır ve belli ki önümüzdeki seçimlerde de bunun üzerinde yürüyecekler İşe yarayan bir şeyi işe yarayan bir aparatı manivelayı neyse kullanmaktan çekinmez iktidar ve maalesef ki maalesef e, KHK sorunu derin, derinleşerek sürüyor ve iktidar şeytanlaştırdığı kitleye biraz evvel gördük yenilerini eklemekten asla çekinmiyor çünkü sonuç aldı ve almaya devam edecek ah Keşke 2023 seçimlerinde bu şuur olsaydı maalesef yoktu ve şu anda da yok. Yani bugün seçim olsa da durum fazla değişecek gibi değil maalesef. Hatta daha kötü bir sonuç alınabilir. İşte Akşener'in falan hali ortada, diğer partilerin de hali ortada. Halbuki normalleşme bile yeterdi. Normalleşme, eski normal. En azından kitaba bakarak karar veren, vicdanını dinleyerek karar veren hakimler, en azından kamuoyunda olup biten gerçek tartışmaların e, ve haberlerin üzerine yoğunlaşan, yüzde yüz özgür olmasa da patron medyası da olsa falan bir medya ve elbette gene iş tanımı neyse o çerçevede çalışan bir bürokrasi, gene kurallarına göre işleyen bir serbest piyasa ekonomisi şöyle veya böyle filan. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Hele, hele akademi. Taş taş üstünde bırakmadılar. Taş taş üstünde bırakmadılar. Olan kadroyu biçtikleri gibi yerlerine de kifayetsiz bir kadro geldi. Ve Türkiye'nin gelecek 10 yıllarını ipotek altına aldılar bu vesileyle. Hangi birini söyleyeyim? Ee, ve maalesef elbette toplumun bütün değerlerini de kendi değerleriyle değiştirdiler. Ve mevcut değerleri de yerle bir ettiler. Ne bileyim İslami değerleri, ahlaki değerleri. Neyse töre o. Neyse genel ahlak o. Maalesef çok büyük bir... E Yıkım var ve çöküş var. Eski normalleşme, hafiften bir normalleşme ya herkes işine baksın falan diyebileceğimiz bir normalleşme bile yeterdi. Ee, en azından e, insanların önünü görmesini sağlardı. Bu olmadı, bu trende kaçtı. Maalesef 2024 için e, ben kimsenin dünyada da iyi konuştuğunu görmedim. E, önereceğim tek şey herkesin kendi tedbirini kendisi ve ailesi için e, tedbirini alması. Ama e, genel olarak yani bütün mahalle göçtükten sonra, e, şehir yıkıldıktan sonra senin binan ayakta kalmış neye yarar? Yani bu senin konforun mudur? Veya o konforda hayatını sürdürebilir misin? Bu misalden hareketle zor. Genel bir konforu yakalamadıkça genel bir realiteyi genel olarak belli haklarda bir araya gelmedikçe herkesin bireysel konforda olmayacak gibi görünüyor. 2023 biterken ve 2024 gelirken gene her şeye rağmen gelen yıl gideni aratmasın diyorum. İyi seneler, iyi yıllar. Yeni senede, yeni yılda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.